ben böyle bir giriş yapayım. Ya bu hiç aklımda yoktu ama oradan belki böyle genel konuşmalar ve biraz da size bırakırım. Biraz belki sohbet havasında, belki böyle bir özet havasında olur. Şimdi Kant için önemli bir şey söyleyeceğim. Bu birinci kritikte, birinci kritiğin üçte birinin hikayesi bu. Şimdi yazacağım şey. Ya umarım doğru da yazarım. Ben buraya başka notlar almıştım da. Şimdi bak bu soruya da değeceğim, tamam mı? Yani sadece bu soru değil. Hani zaten Kant konuşuyorduk. Biraz Kant'tan başlayıp böyle bir çevreleyelim, özet yapalım. Sonra ben susayım, beraber konuşalım filan. Neyse. Kant'a göre bizim üç tür çıkarımımız vardır. Bunların bir tanesi bizim Aristoteles'ten bildiğim, elime ters geliyor, kategorik çıkarımlarımız vardır. Tamam, böyle yazayım. Kategorik çıkarımlar. Nasıl çıkarımlar bunlar? Sokrates insandır gibi çıkarımlar. Şu ağaçtır gibi çıkarımlar. Burada çok detaylandıramam ama zaten sizin bildiğinizi düşünüyorum. Biz bunu çünkü Organon'da, Aristoteles'te uzun uzun konuştuk. Yani özne yüklem ilişkisiyle oluşturulmuş çıkarımlardır. Bakın şimdi tamamen mekanik bir şeyden söz ediyoruz, tamam mı? Mantıktan söz ediyoruz. Ahlak yok burada, başka bir şey yok. Kant'a göre olabildiğince böyle çok kabaca, çok çok kabaca, çok özet bir şey söylemeye çalışacağım. Kategorik çıkarımlar, işte bu ağaçtır, burası İstanbul'dur gibi çıkarımlar. Ya bunu nasıl biliyorum ayrı bir mevzu, tamam mı? Biz bunları çok konuştuk tabii Aristoteles'te, şurada burada filan. Bu birincisi. Şimdi ikincisi, kategorik çıkarımlar gibi bir de bizim hipotetik çıkarımlarımız var. Bu bizim A ise şöyle ifade edilir ya, A ise B çıkarımları. Ya bu böyleyse şu da şöyledir. Yani mesela eğer şimdi bu ağaçtır kategorik bir önerme, tamam mı? Şöyle diyebiliriz mesela David Hilbert'ten getirecek şekilde. Mesela bu ağaç ise, çünkü biz öyle konuşmalar yapıyorduk. Hangi kapsamda yaptığımı hatırlamıyorum ama burada olan bazılarını hatırlayacaktır diye umut ediyorum en azından. Kategorik çıkarımların matematiksel ispatının mümkün olmadığı düşünülmeye başlandı 1879 sonrasında, Frege sonrasında. Bunlar biraz karmaşık, zor konular. David Hilbert dedi ki ya bak kesin bir şey istiyorsak, yani doğrulukla kesinliği aynı anda yakalayamıyoruz falan diyordum, hatırlıyor musunuz? Ya bu ağaçtır kategorik bir önerme ama bunu ispatlayamıyorsak eğer, bu ağaç ise mesela kökü olmalıdır, dalları olmalıdır, şusu busu olmalıdır, şöyle şöyle davranıyor olmalıdır, böyle olduğunda böyle hareket ediyor olmalıdır. Bakarız hepsine, yapıyor, öyleyse bu ağaçtır. Bakın bu A ise B formunda hipotetik, yani şartlı önermeler. Ben şunu sileyim, buraya başka bir şey yazacağım çünkü. İkinci tip önermemiz de bu. Hipotetik önermeler, hipotetik çıkarımlar. Üçüncüsü bir de yaya dalı. Elime ters geliyor da. Yaya da çıkarımları. Yani bu ya ağaçtır ya değildir. İşte Hilbert diyor ki kesinliği arıyorsanız bu. Yani kesin bir önerme arıyorsanız, çünkü işte bu ağaçtırı ispatlayamıyoruz biz filan. Bu ya ağaçtır ya değildir. Ama bu çok saçma çünkü bunun bir gönderimi yok. Yani bir şey demiş olmuyorsun. Şimdi dikkat edin. Biz bu üç çıkarımla muhakeme yaparız. Ya bu böyledir bu arada yani. Hani Kant böyle diyor demiyorum sadece. Hakikaten de bizim dilimizden çıkan ifadeler, rasyonaliteyi oluşturan ifadeler bunlardır. Her türlü matematiğimiz, fiziğimiz bu üçünden biridir. Bunlara girdiğinizde bilim tarihine giriyorsunuz, düşünce tarihine giriyorsunuz, zihin felsefesine giriyorsunuz filan böyle. Hani bilgi felsefesine giriyorsunuz, matematik felsefesine, fizik, her şeye giriyorsunuz yani. Benim özelde hani çok ilgilendiğim alanlar bunlar. Şimdi Kant diyor ki bunlara Fernunschuss diyor. Saf aklın ideleri bunlar. Bakın bunlar benim bu dünyayı anlamak için, anlamlandırmak için kullandığım biçimsel şartlar. Yani bu dilimden ne çıkıyorsa bu üçünden çıkıyor. Ya bunu, ya bunu, ya bunu yapıyor.
bunlardan sentezler yapıyorum. Bu ağaçtır, öyleyse şu da şudur, bu da burada, burası İstanbul'sa işte Türkiye'dir. Öyleyse bu gibi önermelerin tamamı. Şimdi bakın Kant diyor ki, kategorik önermeler diyor. Aslında öznenin birliği. Bakın biraz teknik, biraz böyle karıncalı, ilk etapta zor gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Çok da basit aslında. Çok da devrimsel, daha yani bir şey. Kategorik önermeler aslında öznenin birliğidir diyor. Yani ne demek istiyor? Ha, bu ağaçtır ya. Ağaç diyelim, hani Kant'tan çıkararak söylüyorum. Bir ağaç idesi, ağaç tümeli, ağaç formu, ağaç kavramı. Bunlar hep filozoftan filozofa, ekolden ekole değişti yani. Ağaç öznesinin birliği olarak bunları oluşturuyorsun. Yani ağaç dalı olandır, şusu busu olandır, şöyle şöyle yapandır filan diye. Onları bir özne üzerinden, bir kalıcılık, yani o şey, Aristoteles'in ifadesiyle todeti. Hani o şeyi, o şey yapan şey gibi. Onları birliğini oluşturduğunda kategorik önermeler ortaya çıkar diyor. Yani ağaca dair diyelim bir küme oluşturalım. O kümenin içinde ne varsa onların birliği ağaçtır. Hipotetik önermeler nedir? Hipotetik çıkarımlar nedir? Şimdi fenomenlerin koşullarının birliği. Yani dedik ya bak, bu ağaç ise bunun dalı olmalıdır, bilmem neyi olmalıdır. Tüm bu koşulların birliğinden aslında hipotetik önermeler çıkar diyor Kant. Bakın ilki, bir özneye birlik verirsiniz. Kategorik önermeler, Sokrates insandır. İkincisi hipotetik önermeler, A ise B türünde önermeler. Fenomenlerin koşullarının birliğinin ifadesidir aslında. Toparlayacağım zannediyorum. Yani çünkü tam ortasından girdik. Biraz zor bir alan. Üçüncüsü yaya da düşüncenin tüm nesnelerinin koşulunun birliği. Sanırım hata yapmadım. Şimdi Kant şöyle bir şey kastediyor. Demeye getiriyor ki bizde bir Fernuf var. Akıl, saf akıl var. Bu aklın üç idesi var. Bunlar da bakın aklın çalışma mekanizmasının sonuçları. Akıl ne yapıyor? Özneye bir birlik veriyor. Kategorik önermeler çıkıyor. Bir fenomenin, bir ağacın koşullarına bir birlik veriyor, hipotetik önermeler çıkıyor. Düşüncenin tüm nesnelerini, yani ağaç da düşüncenin bir nesnesi, melek de, tanrı da düşüncenin bir nesnesi, güdü, arzu, istek, cin, bunlar da üçgen, bunlar da düşüncenin bir nesnesi. Düşüncenin tüm nesne, o yüzden sadece fenomenler değil, düşüncenin tüm nesnelerinin bu koşullarının birliğinden de yaya da çıkıyor. Bak şöyle bir şey demek bu. Şimdi mesela elimdeki ya bir şey diyelim, bir x diyelim, elimizde önümüze bir x koyalım. Ben desem ki o x, yani şimdi diyelim ki burada oyun oynuyoruz ve işte Hasan Bey diyor ki benim masamın üstünde bir şey var, o nedir? Ben diyorum ki ya kalemdir ya değildir. Bak doğru bir şey söylüyorum, işte Hilbert bunu biraz vurgulamaya çalışıyordu. Ya kalemdir ya değildir, bak hakikaten kesin. Şimdi o x'i şöyle belirleyelim, diyelim ki o ya serttir ya değildir. Hasan Bey de bize desin ki o sert. Biz diyelim ki, diyelim işte ya tahtadır ya değildir. Hasan Bey desin ki tahta değil. O zaman ya plastiktir ya değildir. Bakın ne yapıyoruz? Hep ya ya da ile sanki bir sonsuzluk kümesinden belirlenimler seçmeye çalışıyoruz. Diyor ki mesela plastik. Biz diyoruz ki şimdi o ya çok ağırdır taşınamayacak kadar ya da taşınabilecek ağırlıktadır. Hasan Bey diyor ki taşınabilecek ağırlıkta. O şöyle de bak kaleme doğru gidiyoruz. Diyelim ki en son 60 tane 70 tane ya ya da'dan oluşturuyoruz, diyoruz ki elindeki bir kalem.
Değil mi? Çünkü gördüğümüz her fenomen ya şudur ya da şu değildir. Bak, ya şudur ya budur demiyorum. Ya şudur yani ya odur ya o olmayandır. Hani ya beyazdır ya beyaz olmayan. Bakın ya beyazdır ya siyahtır başka bir şey. Çünkü yeşil de olabilir. Beyaz da değil, siyah da değil. Ama ya beyazdır ya beyaz olmayandır. Mecburen böyle. Şimdi tüm ya daları topladığınızda sanki bir bütün küme oluşuyor. Yunanlıların kaos dedikleri şey işte bu. Kaostan kozmosa geçiş dedikleri şey bu. Sanki kaos tüm belirlenimlerin bir adım öncesinde belirlenmemiş, yükünü almamış. Yani bir kalem var elimde. İşte bu kalem beyaz, bu kalem plastik, bu kalem şu, bu kalem bu. Beyazlığını, plastiğini, bilmem nesini koymadan önce sanki yani bir soyut bir kalem var elimde. Kaosun içerisinde tüm o belirlenimleri daha henüz almadan, hiçbirini almadan yavaş yavaş ala ala çekiliyor orada. Ya şudur ya budur, ya da budur ya budur, ya budur ya budur diye en son elimize bu geliyor. Kant diyor ki, bak bu diyor ya da mantığı düşüncenin yaptığı, ya yani aklın yaptığı bir şey diyor. Akıl böyle anlıyor bir şeyleri diyor. Bakın bu üçüyle anlıyor diyor. Öznenin birliği olarak düşündüğüne kategori gönderme diyoruz diyor. Bak akıl yapıyor bunu. Fenomenin koşullarının birliği olarak düşündüğüne hipotetik önermeler diyoruz. Böyle çıkarımlar. Ve yayanalı olan ya şudur ya budur diye belirlenimini almaksızın, çünkü hepsini topladığınızda bir sonsuz küme oluşuyor. Şimdi dikkat edin. Kant diyor ki, bak kategorik önerme öznenin birliği olan, aslında Fernunschluss olan, aklın bir idesi olan, yani benim ağacı anlamak için, ne bileyim elimdeki kalemi anlamak için, şu sesi çıkarabilmem için, bu cümleleri kurabilmem için, matematik yapabilmem için, yani ampirik dünyada bilgiye konu olacak şeyleri, nesneleri olumlayabilmek için, eylemler de olabilir, arzular da olabilir. Yani ne çıkıyorsa bu dilimizden işte. Bunları oluşturabilmek için, bunlara karar verebilmek için, bunlar hakkında yargıda bulunabilmek için oluşturduğu ideler var. Bu ideler özneye bir birlik atar, akıl yapar bunu. Böylece karşısında bir özne olur ve bu ağaçtır der. İşte fenomenin koşullarını bir araya getirir, öyleyse böyle böyle böyledir der. Ya da işte ya da mantığını yapar. Ve bu üçüyle anlarız. Şimdi bakın, aklın şeyleri anlamak için yaptığı bu üç biçimsel önerme, Kant diyor ki, işte diyor bak benden önce büyük hata yaptılar. Benden öncekiler çok büyük bir hata yaptılar. Bu bir numaraya ruh, iki numaraya evren, üç numaraya da tanrı dediler diyor. Kant bu. Kant devrimi bu. Bunlar artık transandantal idealar. Ya bunların kendiliği falan yok. Bakın Tanrı neymiş? Tüm düşüncenin nesnelerinin koşullarının birliğine bizim bir kendilik verme çabamızmış. Öyle bir şey yok. Düşüncenin koşullarının birliği aslında diye bir şey var. Biz bunu böyle ifade etmiyoruz Kant'a göre. Bu böyle çok karmaşık, çok cafcaflı bir şey. Belirlenimi de böyle şey zor yani. Ki anlaşılmıyor da. Tanrı diyorsun sen. Sanki bak, bakın böylece ne demiş oluyor? Hani ya dayla geliyor ya, ya şudur ya bu değildir. Ya şudur ya şu değildir filan. Sanki onları geriye götürdüğünüzde bir küme kalıyor. O kümenin kendisi aklın oluşturduğu bir şey. Sen aklın oluşturduğunun farkına varmıyorsun. Sanki akıl ona tabiymişçesine davranıp orada öyle bir küme var diyorsun. O kümenin adı da Tanrı diyorsun. Bak ben becerebildiysem ilk defa duyan için çok acayip bir şey söylemiş olmalıyım. Bakın aynısı evren. Evren diye de bir şey yok. Benim fenomenlerin, bakın her gördüğüm fenomenlerin, gökyüzündekiler, yeryüzündekiler, koşullarının birliği zaman, mekan, mukavemet, değil mi? İşte kütle çekim, manyetizma, elektro, her neyse. Tüm bunların koşullarının birliğine ben evren diyorum. Ya ben bu birliği niye oluşturuyorum? Bakın ben oluşturuyorum.
Niye oluşturuyorum bu birliği? Şeyleri anlamak için. Neyleri anlamak için? Ampirik dünyadaki şeyleri anlamak için. Meleği anlamak için değil, Tanrı'yı anlamak için değil, cenneti cehennemi anlamak için değil. Onlar yok zaten. Aklın bir ilesi ya onlar. Aklın ilesinin yanılsaması hatta. Aklın ilesi değil. Aklın ilesi bunlar. Bu üçü. Kategorik, hipotetik ve yayada mantığı. Aklın ilesinin bir sanrısı olarak bunların gerçek olduğu düşünülüyor. Şunu demek istiyorum. Akıl, fizik dünyayı idrak etmek için bir mekanizma çeviriyor. Bu mekanizmaya biz kendilik verip, yok bu tanrıdır, bu ruhtur, bu bilmem ne. Bakın ruh da kalıcılık yani. Mesela bu ağaçtır dediğinde o kopula, o dırı koyma. Yani Kant'a göre ruh nedir? Dır. Bu ağaçtırdaki dır. Ağaçlığı o şeye yüklüyorsun. Sanki ağaçlık onda kalıcı olarak varmış gibi. O yüzden buna ruh diyor. Bak böyle zannettiler diyor. Bunlar aslında transandantal idea, aklın ideaları. Yani her ne üretiyorsak akıl tarafından üretiliyor aslında. Ama biz bunun farkına varmıyoruz. Şimdi Kant'a ne dedik? Bizim yani pratik akıl üzerinden konuşacağımız en önemli konuşmayı biz ilk derste yaptık zaten. Benim eylem alanında eyleyebildiğim bir nesne var ki bu pratik aklın nesnesidir. Teorik aklın değil. Bunlar teorik aklın nesneleri. Bir de pratik aklın nesnesi var. O da iyidir. Böylece iyi ben tarafından inşa edilen bir şeydir. Zaten kendisi var olan, çünkü bak bu bir sanrı zaten. Böyle bir şey yok zaten. Bir küme bu. Aklın parçayı anlamak için bir bütün oluşturması aslında. Çünkü akıl parçayı aldığında, Verstand yoluyla, parçayı aldığında bunu bir bütünün içinde bir yere koyduğunda onun ne olduğunu anlıyor. Bu Aristoteles'te parmak hikayesiydi. Yani parmak elde parmaktır. Kopmuş parmak parmak değildir diyordu Aristoteles. Aynı mantık bak. Aristoteles'te Kant'ın arasındaki fark, Aristoteles'in birine varlık ataması, Kant'ın atamaması. Zaten Kant da burada, Aristoteles'in yanılgısı burada diyor. O diyor buna var dedi diyor. Yani mesela üçgen hakkında konuşmak ayrı bir şey. Üçgenin iç açılarını, üçgenin işte açılarını, kenarlarını hesap etmek ayrı bir şey. Üçgen vardır demek ayrı bir şey. Kant da diyor ki bak, Aristoteles orada yanlış yaptı zaten. Şimdi ben tarafından oluşturulan, ben olmadığımda mümkün olmayacak bir nesne var. O nesne iyi. Bu ikinci kritiğin en önemli şeyi, devrimi. Yani doğruysa da yanlışsa da neyse ya. En önemli iddiası. İyi diye bir şey yoktur. Ancak ve ancak ben onu eleyene kadar. O amaçlar krallığı filan bununla mümkündür. Bakın bu Alman idealizmi işte ya. Ve bilirsiniz Alman idealizmini duymayan yoktur aranızda. Alman idealizmi nedir? Ancak bir, nasıl diyelim? Bak biz şöyle demiştik. Ahlak yasası varsa özgürlük vardır. Ya da diyelim özgürlük varsa ancak ahlak yasası olabilir. Ne diyorduk? Bir şeyin ahlaki olması için akıldan gelmiş olmalı, başka bir yerden değil. İşte Cemal'in sorusuna burada değiyorum ben kendimce. Güdü, şu, bu, bilmem nereden değil. Akıldan gelmiş olmalı. Ya oralardan da gelir ama. Ahlaki olan akıldan gelmiş olmalı. Akıl mutlaka zorunluluk altında çalışmak zorunda olduğundan. Onu bir zorunluluğun altına alacağız. O zorunluluk özgürlüğün yasasıdır. Bunu da ben koydum oraya. Postüle ettim. Özgürlük. Yani aklı mümkün kılabilmek için oraya bir yasa koydum. Çünkü nerede akıl varsa orada yasa vardır. Akıl çünkü yasayı idrak eden yetidir. Pratik akıl hangi yasayı idrak ediyor? Bakın teorik akıl hangi yasayı idrak ediyordu? Doğa yasasını idrak ediyordu. Pratik akıl hangi yasayı idrak ediyor? Yani pratik aklın nesnesine özgürlüğün yasası. Onu da oraya ben koydum. Bu da benim bir umudum. Zaten ben birinci kritikte bilgiyi parçalamıştım. Bu umudu buraya sokabilmek için. Amacım buydu. Öyleyse ben bu özgürlük yasası altında aklımı koyabildim ve saf aklımdan gelebilecek a priori bir eylem ile iyiyi mümkün kılabiliyorum. Öyleyse iyi benim eserim. Bakın şimdi benim eserim iyi. Tam da Alman idealizminin başladığı nokta burası. Yani ben olmasam iyi olmaz. Akıllı varlık olarak ve özgür olan akıllı varlık olarak ben olmasam
iyi ortaya çıkmaz. Tarihte hiç kimse özgürlüğü Aristoteles, Kant kadar önemsememiş görünüyor artık. Hiç kimse. Çünkü ancak bir ahlak yasası özgürlük altında mümkün oluyor. Ve o zaman ben oluyorum kişi, bir başka eserinde öyle diyecek Kant. Şeyi kişiden, yani kişiyi şeyden ayıran taraf tam budur diyor. Yani bir insan ne zaman şey, ben çok etkilenmişimdir bu cümlesinden. Ya bir insan ne zaman bir şey olmaktan çıkar da bir kişi olur. Özgürlüğün yasası altında, yani ahlak yasası altında iyi eylemeye başladığında ya da en azından bu yol kendisine açıldığında, yani bunun bilincine vardığında, bu aynı zamanda sorumluluk sahibi olması demek kişinin. Öyleyse ben artık bir şey değilim, bir kişiyim. Burada duyduğum deruni his de saygı zaten. Sevgi buna bağlı olarak gelecek. Kant'ın dizgesinde. O yüzden içsel olan tek kavramdır saygı. Şimdi o başka bir zaman konuşacağımız şey. Şimdi ben bir iyi yaratabilen bir şeyim. Yani bakın, kim Tanrı ya? Tanrı benim. İyiyi yaratabilen, tabii bu demektir ki kötüyü de yaratabilen ama. Demek ki şeytan da benim. Ben böyle retorikleri sevmiyorum da, yani oraya geliyor biraz. Çünkü ben yaratıyorum, işte pratik ediyorum. Hani konuştuk ya, kılgı, kılmak, var kılmak falan. Var kılıyorum bir iyi. Bakın, şimdi Kant'ta çok vurgulanmamış, Fichte ve özellikle ama Hegel'le birlikte gelecek olan, bunlar Alman idealizmi biliyorsunuz. Alman idealizminin tepesine Kant konur. Kant'ın haberi yoktu bundan. Aslında onun kurucusu apaçık Fichte'dir. Ama Fichte Kant'ı eleştirir ama büyük Kantçı tabii, yani çok etkilenmiş Kant'tan filan. Yazıtlarını yakmış, yırtmış, atmış, yani Kant kritiği şey yaptıktan sonra, gençmiş daha, delikanlıymış. Bak, madem ki bana bir yer açılıyor, özne olarak bene bir yer açılıyor yani. Bu yer nasıl hem şunlarda idrak öznesi olarak ben kendi öznemi, aklım, yani kendisini doğaya dayatıyor da ve ağaç ortaya çıkıyor, birinci kritiğin hikayesi. Hem de bir adım daha ileri gidiyorum. İyi yaratabilecek yegane varlığım ben. İşte bu benim yükselişidir. Benim Tanrı olmasıdır bir anlamda. Bakın şimdi, dediğim gibi tam onu söylemek üzereydim. Kant'ta çok vurgulanmayan ama özellikle Hegel deyince, yani şimdi söyleyeceğim şey hemen Hegel'i getirir. Benim bu iyiyi var kılma, pratik etme mekanım neresi? Ben bunu nerede yapıyorum? Tarihte işte. Bakın, tarihe de yer açılıyor. İşte tarih felsefesi, tarihsel diyalektik, tarihsel materyalizm bundan sonra mümkün olacak. Yani bir eylem, yani yaratıcı olarak ben varım. Bu bizi, yani iyi ve kötüdür değil mi ahlaki olan? Yani iyi ve kötü yoksa ahlakilik yok. Ya da ahlakilik yoksa zaten iyi ve kötü yokmuş. Madem ki bunu ben var kılıyorum, yani ahlakı da ben var kılıyorum. Benim bu var kıldığım, yani diyelim ki ben işte şöyle bir iyiliği var kıldım, benden 100 yıl önce filan şu iyiliği var kıldı. Yani şu kişi demek istemiyorum. O insanlar şu iyiliği var kıldı, diğeri bilmem hangi iyiliği var kıldı. Bunları bir araya getirdiğimizde, yani bizim iyileri eyleme, nasıl diyelim onu, iyi eylemlerimizi bir küme altına aldığımız mekana da tarih diyoruz. Ve tarih şimdi bir ilim olarak kendisini gösteriyor. Bakın eskiden, İşte Kant bunu yapana kadar aslında, ama Kant bu özellikle tarih konusunda çok bilinçli değil. Yani orayla ilgilenmiyor demek istiyorum. Bu Fichte'den sonra yürüyecek bir şey. Bir mekan olarak tarih. Bakın, bu döneme kadar tarih bizim için bir veri alanı değildi. Platon küçümsüyor tarihi. Aristoteles küçümsüyor. Yani bunu daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani benim tarihten öğreneceğim bir şey yok. Dikkat edin buna. Çok vurgulamaya çalışmıştım zamanında. Habib Kavak olarak tarihten öğreneceğim bir şey yok demek istemiyorum. 1 milyon tane, sonsuz kadar şey var. Ne bileyim, bilmem, Sudan tarihini bilmiyorum mesela diyelim. Amerikan tarihini bir öğrenirsin. Yani Fatih Sultan Mehmet'i bilmiyorum. Öğrendim ama bir sürü şey öğrendim. Öyle bir şeyden söz etmiyoruz. Yani insanlık olarak
hiç kimsenin henüz bilmediği, değemediği, ulaşamadığı bir bilgi tarihte yoktur denirdi. O yüzden bizim bilmemizi mümkün kılacak veri alanı iki taneydi. Alemi mahsusat, görülür alem, emperya, Aristoteles'in şeyiyle ampirik dünya, bir de alemi makulat, düşünülürler, akledilirler, analitikler. Yani ben bir düşüncenin kendisini matematik gibi mesela düşünebilirdim ve buradan bir bilgi üretebilirdim. Yani insanlık tarafından hiç değilmemiş, hiç bilinmemiş bir bilgiyi ben üretebilirdim. Mesela diyelim ki elektriği buldum ben. İşte 300 yıl önce yoktu, ben buldum. Ben bunu nereden buldum? İşte denirdi ki ya doğaya bakıyorsun, doğada bir şeyi fark ediyorsun ya da akla bakıyorsun işte. Diyelim Öklit'in prensipleri gibi. Matematiği keşfediyorsun. Tarih, ya tarih zaten bizim yaşadığımız şey, biliyoruz onu. Ha sen Atatürk Cumhuriyet tarihini bilmiyor olabilirsin. Oku öğren canım, ama bilenler var yani. Ama benim iyiliği yarattığı, iyiliği, iyiyi var kıldığı bir mekan, o iyilerin toplam mekanı olarak bir mekan, tarih artık bize bir şey verebiliyor. Çünkü ben nerede oluşmuş? Tarihte oluşmuş. Tarih mekanında oluşmuş. Öyleyse ben tarihten de artık bir üçüncü bir alan olarak bahsedebiliyorum. Bir veri alanı olarak bahsedebiliyorum. İşte Hegel'in sistemi bu. Şimdi biraz konudan da saptık tabii. Bu çok kritik bir şey bakın. Ya ben kitabın ortasından girdim burada. Kant buraya kadar bilmiyor herhalde. 250 sayfa, 300 sayfa yazdı. Bu çok kritik bir şey, çok devrimci bir şey. Ya diyelim ki bir Müslümanın korkunç derecede de rahatsız etmesi gereken bir şey. Ha bak, burada Tanrı gitti artık. Tanrı bir fernuşuz. Ve yaya da mantığını kurabilmem için aklım tarafından oluşturulmuş bir mekaniğe birilerinin verdiği isim. Buna değememiş, bu mekaniği çözümleyememiş bir adamın verdiği isim. Halkın, ahalinin verdiği isim. Yok öyle bir şey yani. Ha şimdi Tanrı'nın da tabii elenmesi bu artık metafizikten. Değil mi? Bak ruh da yok. Ya ruh yok tabii, bu biraz da kendimi tutamıyorum. Ruh yoksa cevher yok, göz yok yani. Zaten biz bazen konuşurken öyle diyoruz, hani diyelim tözle ilgili bir bağlamda konuşuyorsak Kant tözü yıkan adamdır diyor. Yani. Hani töz fikrine başvurmadan ben mekaniği anlatabilir miyim? Töz fikri de bir ide çünkü. Onun da kendiliği yok. Cevher de bir ide. Ya nerede kaldı Spinozalar, nerede kaldı Aristotelesler, bilmem neler, yani Platonlar, hepsi gitti. Şimdi bakın devam edeyim. Kant burada Tanrı'yı eledi ya. Şimdi ikinci kritikte Tanrı'yı geri getirecek. Ama bu Tanrı'yı değil. Yani böyle mütedeyyinleri heyecanlandırıyor. Ya bir yerden elediyse de diğer yerden getirdi baba filan diye. Getirdiği Tanrı'yla götürdüğü Tanrı aynı Tanrı değil. Götürdüğü Tanrı şu bizim bildiğimiz Tanrı harbiden. Yani onu götürdü ya. Getirdiği Tanrı ne? Bakın şimdi bir tarih alanı olarak. Ben olan benim. Yani zor ifadeler tabii. Yani iyi mümkün kılabilecek yegane akli varlık, akıllı varlık diyor Kant. Yegane özne olan benim. Bak şimdi zor bir ifade kullanacağım. Daha önce kullandım ama yani. Bu yeni oldu. Hiçbirinizin için yeni olduğunu sanmıyorum. Ben dediğim artık özgür ben, değil mi? Burada anlaştık. Özgürlük yasası, ahlak yasası falan fıstık, neyse. Ben ancak bu şekilde özgür olabiliyordum. Şimdi özgür olan ben aklımla, irademle, çünkü artık özgür ben aklıma da uyarsam irademde a priori olanla bağdaşacaktır. Böylece Kant'ın ifadesiyle erdem ve mutluluğun, bunları konuşacağız gelecek sezon inşallah. Erdem ve mutluluğun sentetik birliğini sağlayacağım. İşte ahlakta sentetik a priori ortaya çıkacak. Bitecek hikaye. Şimdi ben özgür bir varlık olarak, bu demektir ki her nasılsa mekanik dünyadan sıyrılabilen bir varlık olarak, çünkü ben mekanik dünyadan sıyrılamıyorsam özgür olamıyorum zaten. Mekanik dünyadan sıyrılabilen bir var olan olarak, akıllı varlık olarak ben
özgür bir alanda eylemlerde bulunuyorum. Bu eylemlerimin sonunda somut nesneler üretebiliyorum. Bu somut nesneler de ampirik dünyada oluyor. Bakın, kendimi mekanik dünyadan her nasıl yaptıysam çektim. Çünkü iki tane ben var Kant'ta. Ampirik ben var, benim şu vücudum. Su içmezsem ölürüm. Uçamam, düşerim, ölürüm filan. Ampirik benden sıyrılabiliyorum. Saf ben olarak özgür bir irade, özgür bir akıl olarak irade ediyorum. Yani hiçbir şeyin dayatması altında değilim. Ya mekanik dünyayı aşıyorum bir şekilde. Ya aşamazsam zaten özgür değilim. E ben de özgür olmak istiyorum. Mekanik dünyayı aştığım, yarattığım bir var kılma, bir iyinin mekanik dünyada sonuçları oluyor. Hani bu kelebek etkisi gibi düşünün yani. Şöyle olsaydım bir alternatif şuradan bilmem ne birinin başına düşecekti. O yaralanacaktı. Onu götürürken kaza olacaktı. Belki ölecekti. İşte saçma bir şey. Ben iyi davrandım, kötü davranmadım. Bunların hiçbiri olmadı. Asıl ya. Çünkü eğer benim özgür irademle eylediğim bir eylem sonucunda mekanik dünya değişebiliyorsa, mekanik dünyada mekaniğin olmuyor olması lazım. Çünkü mekanikten kazı zorunluluktu. Anlaşabiliyor muyuz? Valla burası biraz böyle dualizm. Bu dualizm değil mi hocam? Yani hem mekanik ben yani işte ampirik ben hem de işte pratik ben. Bu bir ikisi, anlamda, bir anlamda dualizm değil mi? Bir anlamda ama bir anlamda asla değil. Çünkü bunlar birinci kritikte iç içe olan farklı şeyler değil. İşte o yüzden mevzu birinci kritikte zaten. Orada kanırtacak, bizi kanatacak yer birinci kritik. Birinci kritiği anlamak zor. Ya bu kartezyen dualizm gibi bir şey geliyorsa aklınıza, hani bir töz var beden, bir töz var düşünce. Bunlar işte her nasıl ilişkileniyorsa ilişkileniyor. Bakın eğer iki tözden bahsediyorsanız bunlar birbirine indirgenemez. Birini diğeriyle ifade edemezsiniz. Bunun yani biri dağda biri bağda. Bunun formu başka, malzemesi başka. Bunun formu başka, malzemesi başka. Bunlar da bir şekilde ilişkileniyor. Bak bu Descartes. Kant'ta böyle bir şey yok. Kant'ta zaten böyle bir töz fikri de yok. O yüzden bu ampirik benle saf beni ayırmayın yani birbirinden. Zaten ya adam diyor ki bak ben bunu söylemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı da bilmiyorum diyor. Bu da bir umut diyor yani. Bir inanç uğruna bilgiyi parçalamak var ya işte bu inanç. Bu inanç uğruna bilgiyi parçalıyorum. Yani Kant ne olsun istiyor? Hem mekanik dünya olsun istiyor. Adam demir gibi Newtoncu. Anasından babasından çok seviyor Newton'u. Önemsiyor ya seviyor işin esprisi. Newton'un hakikati söylediğini düşünüyor Kant. Bak bu kadar hakikat. Yani fazlası da yok, eksiği de yok. Zaman mekan mutlaktır. İtme çekme kuvveti vardır. Hikayede böyle dener. Newton diyor haklı. Bunu cebine koyuyor Kant. Öbür taraftan eğer Newton haklıysa, her şey bir itme çekme kuvveti içerisinde yürüyorsa, ben özgür olamıyorum. Ama ben özgür olayım istiyorum. Neden özgür olayım istiyorum? Çünkü o zaman şeyden bir farkım olmuyor. Ben kendimi bir şey gibi değil, bir kişi gibi hissetmek istiyorum. Çünkü ben iyilik ve kötü buna bağlı olarak bakın kötülük önce değil ama ya. Hani burada iyiliğe referansla konuşuyoruz. Ya iyilik yapabilen bir varlığım. Akıllı varlığım. Şimdi ben nasıl iyilik yapıyorum sorusu aynı zamanda Kant'ın sorduğu soru. Ya ben şöyle yaptım. Baba seni işte eşek yani kimyasallarını o hale getirdi. E ben böyle yaptım. E kimyasallarını öyle. Endorfin, dopamin, bilmem ne, sinapslar, korteksler. Lan ben ne yapıyorum ki? Yani ben olarak ben ne yapıyorum? Ya her şeyimi kimyasallar, çevreler, şunlar bunlar bekleyen bir mekanizm varsa, bu mekanizm, deterministik bir mekanizm varsa, ben zaten özgür değilim. Sen beni neyle suçlayacaksın, neyle hukuk oluşturacaksın falan filan. Ya ben bir eşekten, inekten farklı değilim. Ya bak biyoloji olarak zaten değilim.
Ama şimdi ben farklıyım. Ben matematik yapabiliyorum. Spor yapabiliyorum. Kültür yapabiliyorum. Ya ben iyi yaratabiliyorum. Kötüyü de yaratabiliyorum. Bende bir fark var. Ha, demek ki bu mekanizmayı aşmam gerekiyor benim. Bu deterministik yapıyı, bu itme çekmeyi aşmam gerekiyor. Ya ben tamam buna bir alan açabiliyorum. Bir antinomi oluşturuyorum. Bir amfiboli oluşturuyorum filan. Hani ben size söyledim bakın bunları. Yani hep aynı şeylerin etrafında dönüp duruyoruz. Bak aklın antinomik olması ne demek yani? Yani bir meselenin antinomik olması aklın şaşırması demek aslında. Böyle şaşa kalması demek. Ne demek o? Ya bir adamı dinliyor akıl. Özgürlük yoktur çünkü mekanizm vardır. İşte Spinoza'nın anlattığı hikaye ortadadır. İşte atıyorum Newton'un anlattığı hikaye ortadadır. Bu bunu çeker, bu bunu iter. Sen de zaten bir nesnesin. Öyleyse sen de işte kan şekerin yükseldiğinde acıkır baba. Bu kadar yani. Bilmem ne sıvın şöyle olduğunda şunu hissedersin, böyle olduğunda bunu hissedersin, bu kadar. Tamam. Akıl bunu dinliyor diyor ki tamam diyor, doğru diyor ya. Yani eksiği yok, fazlası yok. Bu doğru öyleyse. Oradan biri çıkıyor diyor ki ya bir de beni dinle. O da diyor ki baba ben diyor iyilik yapabiliyorum. Ben kötülük yapabiliyorum. Hayvanlar bunu yapmaz. Hayvan iyi olmaz, kötü olmaz. Hayvan kalleş olmaz, ihanet etmez. İnsan yapar bunu. Ben spor yapabiliyorum, ben matematik yapabiliyorum, kültür yapabiliyorum, bilmem. Medeniyet kelimesini hep söylerim. Yani her kullanacağım zaman rahatsız olurum. Bir menfi aslında bir kelimedir o. Yani diğerlerini dışlayan bir kelimedir. Ama işte ben medeniyet yapabiliyorum falan filan neyse yani. Akıl diyor. Ben diyorum ki lan ben nasıl yapıyorum bunu? Ben bir şekilde bu mekanizmayı çözebiliyor, üzerine çıkabiliyor olmam lazım. Ya da bu mekanizmada bir boşluk olmalı ki ben o boşlukta git gel yapabileyim yani. Akıl diyor ki bu da doğru. İşte bu hayretidir antinomi. Aklın bu hayrete, bu şaşa kalma hali ya. Hani Nasrettin Hoca gibi ya sen de haklısın, sen de haklısın. Hoca sen herkes haklı diyorsun diyor, sen de haklısın. Ya, tam antinomik bir mesele işte. Şimdi mekanizma doğru. Ben bu mekanizmayı töze başvurmaksız. Niye töze başvurmak istemiyor Kant? Çünkü töz diye bir şey yarattığında tüm yüklemler tözün içinde zaten var oluyor. Yani şeyin pozisyonları meğer ki onun içindeymiş. Kim koymuş içine? Tanrı koymuş gibi şeylere gidiyor. Kant diyor ki ben böyle bir hikaye istemiyorum. Bu mekaniği bozuyor. Zorunluluğu bozuyor. Çünkü en sonunda bir tözün varlığı gelip bir tanrıya, bir ideye, bir ideaya dayanıyorsa zorunluluk yok. E zorunluluk da olsun istiyordu Kant. Bak anlıyor musunuz dediğimi ya? Hani ya anlıyor musunuz derken hani ben anlatabiliyor muyum? Böyle aynı şeyleri çevirip çevirip duruyorum ama bir töz fikri varsa bu töz kendisi bölünemeyen parça olduğu için ya bir irade tarafından o vardır. O tözün oluşum şartlarını anlatamazsınız çünkü o zaman oluşum şartı varsa o töz değilmiş meğer. Bak Spinoza her şeyi bir tözden başlatır, tamam mı? Akıllı adam, aynı kalibrede adamlar bir tözü koyduğu için de günün sonunda bir tanrı var işte. Bak ben çok söylerim bunu sağda solda. Hani tanrının olduğu bir sistemde zorunluluk olmaz. Böyle evrim hem tanrı hem evrim falan bu olmaz bunlar. Düşünce oyunları bunlar. Kant diyor ki ben töze başvurmayacağım. Ya bunlar bak Kant için spot cümleler lütfen hani. Biraz zorlayın kendinizi eğer yeniyseniz, ilk defa duyuyorsanız. Mekanik olsun, Descartes gibi. Mekanik olsun ki ben zorunluluğu anlatabileyim. Ya bu bunu böyle yapmış baba. Bu her defasında da bunu böyle yapar. Böyle bir dikotomi var ya. Neden sonuç dikotomisi var. O yüzden töz olmasın. Ama ben ne yaptım şimdi? Her şeyi bir zorunluluk silsilesi içerisinde anlattım. Bugünün fiziği gibi. Bu da bak Kant'çı değil ya. Bu Newton'un yaptığı şey. Kant da bunun doğru olduğunu söylüyor. Kant bunu bir felsefi zemine oturtmak istiyor. E ben şimdi zorunluluğu kuruyorum. Zorunluluğu kurduğumda bu defa da bir maliyeti var bunun. Özgürlük maliyeti. Ben bu zorunluluğun içinde özgürlüğü de açamıyorum. Çünkü zorunluluk doğası gereği zorunlu olduğu için bir alan bırakmaz. Boşluk olmaz zorunlulukta. O zaman insan özgür değil diyeceğim. Ama ben insan özgür olsun istiyorum. Ki böylece iyiyi farklayayım. Şimdi bakın.
Burada Tanrı'yı eledik mi? Tanrı aslında bir ideaya verilmiş yanlış bir isim mi? Ve bu idea da bizim aslında şu ağacı anlamak için çevirdiğimiz bir mekanizmaydı. Başka bir şey değildi. Öyleyse bu elediğimiz Tanrı nerede ikinci kritikte sistemin içine girecek? Bakın az önce söylediğim o Alman idealizmini anlatırken, bakın ben olarak bir iyiyi var kılabilen küçük tanrıcık olarak ama aynı zamanda küçük şeytancık da olarak. Bu özgürlük inancını koruyorum ya, bakın bu özgürlük umudu zemininde bunları yapabiliyorum. Ya özgür olduğum özgürlüğün yasası diye bir şeyi var kılarak bunu yapıyorum. Onun var olduğunu bilmiyorum. Var sayıyorum onu. Onun altında bir yasa, akıl ve iyi eylem ortaya çıkıyor. Ve şimdi bakın az önceki o ifadeye geri geliyorum. Ben hem özgürüm. Kant'ın yaptığı şey şu. Ben yarayım diyor dünyayı ikiye. Varlığı ikiye yarayım. Ne yapayım? Bir mekanizma anlatayım. Zorunluluk, fenomen burada olsun. Bir de numen olarak bu numen, bu fenomenden bağımsız değil ama birbirleriyle nasıl bir ilişki olduğunu, nasıl bir zorunlu ilişki içinde olduklarını da bilmiyoruz diyeyim. Çünkü bilmiyoruz akaba. Ya ben diyeyim, canım böyle istiyor gibi bir şey söylüyormuş gibi anlatıyorum da öyle değil. Yani bilmiyoruz diyor. Ben cart diye yarıyorum. Numen ve fenomen diye ayırıyorum şimdi. İşte bu anlamda Cemal'in söylediği işte şey dualizm mümkün olabilir. Bu kartezyen dualizm değil. Ben fenomenoloji ya fenomen üzerinde bilmeyi numen üzerinde düşünebilmeyi yürüteyim. Ama bu düşüncenin denet taşı bu bilme olsun. Yani bilme onu dizginlesin. O yüzden mesela Tanrı düşünülebilir ama bilinemez. Çünkü fenomenal değil. Şimdi iki tane ben derken bunu kastediyorum. Ben numen olarak bir ben düşünebiliyorum. Bu işte transandantal ben, saf ben. Bir de bak bunlar ayrı şeyler değil ama bu anlamda bir dikkat dualizm yok. Bir de ampirik ben var. Bu dünyaya konu olan ben. Acıkan ben. Canı acıyan ben. Şimdi ben bu saf ben olarak mekanizmayı, o determinizmi aşabilen bir ben olarak özgür olduğumu iddia edebilirim diyor işte. Şimdi soru şu ki, bu özgür ben, bu yasa altında, doğa yasası altındaki bene, bak şöyle diyelim, bu özgürlük yasası altındaki benin eylediği bir iyinin sonucu, bu doğa yasası altındaki benin dünyasına etki ediyor. Ama bu dünya bu dünyaya etki etmiyor. Bak mekanizma yani determinizm, doğa yasası bu dünyaya etki etse yani numeral dünyaya etki etse bu dünyada özgürlük olmayacak. Bu dünyadakinin buraya etki etmesi lazım çünkü bu dünyadaki numeral dünyadaki özgürlükler dünyasındaki bir eylem somut sonuç doğurmasaydı biz ona iyi demezdik. Demek ki buradan buraya bir geçiş var da buradan buraya geçiş yok. Kant da diyor ki nasıl? İşte bu da antinomi. Bu da pratik antinomisi. Bilemiyoruz diyor. Ama böyle kabul edebiliriz. Böyle kabul etmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın şimdi benim özgür olarak eylediğim bir iyi somut dünyada karşılık buluyor ya. Dünyayı değiştiriyor ya. Ya gidip ağaç dikiyorum ya işte. Oksijen miktarını arttırıyorum. Özgür olarak düşündüm ben bunu. Gittim ağacı diktim oraya. Ve fenomenal dünyada oksijen miktarını arttırdım. Ne bileyim arabamı şöyle yaptım. Bisiklet kullandım. Karbon işte salınımını azalttım. Ya adam öldürdüm ya da öldürmedim işte. Bakın eylemlerim. Saf eylemlerim, saf akıldan gelen eylemlerim, iyi ve kötülerim somut dünyada karşılık buluyor. Nasıl buluyor? Ayırdık biz bu dünyayı.
İşte bu da bunun antrenmanı. Çünkü bunlar arasında geçişkenlik olsa mekanik dünya da bu tarafa geçer, o zaman ben özgür olmam. Şimdi dikkat edin. Bunun buraya geçebileceğini, bunun da buraya geçmesini engelleyebilecek, bütün bunu bir küme altında tutacak, bir ideali bana veren rasyonel inancı mümkün kılan şeyin adıdır Tanrı. Tanrı benim pratik eylemlerimdeki idealim yani. Bakın bu Tanrı değil. Bu hani şeyleri yaratan Tanrı yok. Öyle bir şey yok. O gitti. Özler mözler bilmem onlar gitti. Bu ampirik dünyayla mekanik dünyayı arasındaki geçiş bir antinomi ya bende. Bunu bilemem çünkü. Ya bunu anlatamam. Bu ideali bana veren şey Tanrı. Bunları okuyacağız. Daha rahat olacak. Ama aşağı yukarı her tarafını kıvırıyoruz bak işin. Yani ana şeylerini kıvırıyoruz yani. Kant'ın ahlakını. Bak bu yüzden de Kant diyor ki bu antinomik bir şeydir. Ahlak antinomik bir şeydir. Şimdi 185 hafta önce biz bu derslere ilk oturduğumuzda ben size Adorno'dan bir şey konuştum. Söyledim. Dedim ki acaba Adorno soruyor ki yani. Ya bu dünya acaba şeye mümkün mü? Orayı geçelim. Yani uzatmayayım. Çok uzattım çünkü. Hani diyordu ya Adorno. Ahlak konuşmak paradoksal bir şeydir. Çünkü ahlak eylemde ortaya çıkan bir şeydir. Biz konuşarak onu teorik düzeyde yürütüyoruz. O hiçbir zaman ahlaki olmayacak. Biz de dedik ki ya bu paradoks parantezi içerisinde. İşte o paradoksu Adorno Kant'tan bize satıyor. Kant diyor ki bak ben ödev ahlakım var. Benim içimde bir ahlak yasası var. Bu özgürlük yasasından gelen. Ben diyor bunu eylerim. O iyi olur. Onu diyor açıklamaya kalksam diyor o iyi olmaz. Ya iyi olmaz derken açıklama bu kötü bir şey demek istemiyor. Açıklayamazsın diyor. İstesen yapamazsın diyor. Yani iyi eylemlerini cümleye dökemezsin diyor. Bu antinomiden dolayı işte. Bu pratik aklın antinomisinden dolayı ya. Bunu aklımızda tutabilmenin ya ifade edemediğimizi ama yapabildiğimiz şeyi bir küme altına aldığımızda bize bir tanrı iddiası lazım diyor işte. O zaman diyor düşünebildiğimiz fakat bilemediğimiz tanrıyı şimdi geri çağırabiliriz hakkımız var artık diyor ya. Oldu mu ya? Hocam Kant'ın bu tanrısı bu Übermensch mi? Yani ya Übermensch başka bir hikaye. Hayır. Buraya dayandırılabilir. Ama başka bir hikaye. Son dediğini anlamadım Cemal. Kesildi. Ampirik dünyadaki her eylemimiz numen dünyadan etkileniyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ampirik dünyadaki birçok eylemimiz ampirik dünyanın yani fenomenal dünyanın mekanizmasından geliyor. Acıkıyoruz mesela. Yoruluyoruz, uyuyoruz. Birçok eylemimiz ampirik dünyadan geliyor. Fenomenal dünyadan geliyor. Ama irademizle yaptığımız eylemlerimiz saf benden geliyor. Bakın yine hepsi değil. Ya mesela diyelim ki hani bizde menfi anlamda kullanılan heva hevesler vardır. Bak bunların çoğu ampirik olanlar gelir. Bak aklıma gelmişken şimdi tam bu soruya bir faydacılık eleştirisi de yapayım. Faydacılığı konuştuğumuzda Bendham'ı, John Stuart'ı konuştuğumuzda birçoğunuz buradaydınız. Doğru mu? Birçoğunuz buradaydınız. Bakın ben size dedim ki o zaman. Hepinizin hatırladığını biliyorum. Ben hatırlıyorum ama harbiden. Ben dedim ki bak ben Kant okuduğumda buraya gelip size Kant'ın eleştirisini getireceğim. Hem de Kant bunlardan önce yaşadı. Bakın Kant'ın ilk ağzımızı açtığımızda buraya 3-4 hafta önce Kant'a başladığımızda dedim ki ben Kant ne olsun istiyor? Her zamanki şeyi istiyor. Sentetik a priori istiyor. Sentetik a priori neydi? Bir sentezle bilgimizi arttırsın. A priori kısmını vurgulamak için söylüyorum. A priori yani şeyden gelmesin. Ampirik dünyadan gelmesin. Yani ahlakın herhangi bir ayağı ampirik dünyadan gelmesin. Şimdi bu hazcılığın, hedonizmin ve faydacılığın, utilitarianizmin tam karşısı. Çünkü fayda dediğimiz şey
bütünüyle ampirik dünyadan gelen bir şey. Bakın Kant zaten ne olsun istiyor? Ampirik olmasın istiyor. Şimdi Kant diyor ki, eğer bir nesnenin iyiliği bize deneyimden gelse, biz onu deneylemeden önce onun ne olduğunu bilmediğimiz için, mesela bir elma düşünün, ya elma demeyelim, o zaman elma geliyor, bir meyve düşünün, ama siz işte Madagaskar'dasınız, hiç bilmiyorsunuz öyle bir şey. Şimdi onu yemeli misiniz, ya belki sizi öldürecek bir şey, belki böyle çok güzel görünen zehir, bir bilginiz de yok, tek başınızdasınız, şimdi karnınız da aç, yemeli misiniz, ya mantarlar mesela, değil mi? Kant diyor ki bak, a priori olarak bilemiyorsun. A priori neydi? Deneyimi önceleyen şeydi. Zorunluydu bu yüzden. A priori olarak bilemiyorsan onun diyor ahlaki bir şey yok. O, çünkü deneyimlemeden önce ben onun bana fayda mı katacak, zarar mı verir? Bunu bilmiyorum ki diyor. Ya bu nasıl kendisi ahlak oluşturabilir? Fayda üzerine ahlak nasıl olabilir diyor. Şimdi mesela John Stuart'a gelelim. Ben o gün size söylemiştim. John Stuart diyor ki, ya biz diyordu fayda veren şeyi ahlaki biliriz. Bak bunu da biz en çok David Hume'dan okumuştuk. Çünkü oradan geliyor. Buna işte faydacılık deniyor. Utilitarianizm deniyor. Daha sonra buna bağlı olarak pragmatizm doğacak Amerika'da. Şimdi John Stuart buradaki problemi biliyordu. Çünkü hocası Jeremy Bentham'a bu eleştiri getirilmişti. John Stuart da zaten hocasının sistemini güçlendirmek için faydacılığı yazdı. Çünkü kitabının adı Faydacılık. Kurucusu Bentham bu anlamda. Tabii ki ondan önce daha Hobbes'a kadar gider. Ama özellikle John Locke, Hume, Bentham ve özellikle de John Stuart. Çünkü kitabın adı bu yani. John Stuart hocasına getirilmiş eleştirileri biliyordu. Ya işte faydadan ahlak çıkartırsak domuzlar ülkesine döneriz. O zaman da söylemeye çalışmıştım size. Sokrates'in verdiği Adeimantos'a verdiği örnek de Glaukon'la Adeimantos'a. Politeia hani devletlerini kurunca nasıl iyi bir devlet oldu mu diyorlardı. Şimdi hatırlamıyorum ya Adeimantos ya Glaukon. Domuz olsaydık gerçekten güzel bir devletti diyor. Devlet oluşturduk. Sokrates de ya ne oldu niye kızdın şimdi neyi eleştiriyorsun? Diyor bunun diyor felsefesi yok sanatı yok. Hani bir devlet kurduk sırf bir şey maddeden oluşuyor yani. Hani çiftçi var, tarım var, tüccar var, esnaf var, yönetici, asker bilmem ne. Bunun sporu nerede, sanatı nerede, felsefesi nerede, bilimi nerede? Domuz muyuz biz diyor yani. Sokrates daha haklısın falan öyleyse deyip, tabii o bir oyun zaten, yükseltmeye başlıyor hikayeyi. O yüzden domuzlar ülkesi böyle kalmış bir eleştiri olarak, batıda kalmış. John Stuart diyor ki, ya bak benim hocam, ya da biz neyse faydacılar çıkıp işte haz veren iyidir, fayda veren iyidir gibi şeyler söylüyoruz ama ya böyle hani diyelim vur şaraba, vur kendini bilmem neye, şuna buna böyle zamparalığa, şuna böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. O domuzlar ülkesi olurdu diyor. O yüzden hatta şöyle bir ifade kullanıyordu. Diyordu ki mutlu bir domuz olmaktansa mutsuz bir Sokrates olmak iyidir diyordu. Buna cevabım ya bizim sistemimiz şöyle bir şey. Aslında yüksek hazlar vardır, düşük hazlar vardır. Ya çok özür dilerim. Öyle söylüyor çünkü işte alkolizm, işte kadın ya da kadın için erkek ya da şimdi neyse üçüncü farklı cinsler de var. İşte tamamen cinsiyet üzerine, şehvet üzerine, işten üzerine yürütülen haz işte düşük hazlardır. Ama diyelim felsefeden de haz alırsın, o da yüksek hazlardır. Yani sonuçta biz aslında böyle domuzlar ülkesi gibi bir şey istemiyoruz. Yüksek hazlar vardır, düşük hazlar vardır sonuçta. Ama yine de sonuçta haz belirler ve fayda belirler. Ahlakı. Ama işte bir noktadan sonra yüksek olana yönelirsiniz. Burada da işte hocalar mocalar devreye girer, yüksek olmayı öğretirler filan. Durumu kurtarmaya çalışıyor yani. O kapıyı açtıktan sonra John Stuart durumu kurtarmaya çalışıyor. Bak Kant diyor ki, baba sen bir hazzı ampirik düzeyde deneyimlemeden önce o hazın yüksek olup olmadığını bilemezsin ki. Nasıl bileceksin ya? Ha değil mi ki işte a priori bilemiyorsun, ben zaten yolumu baştan ayırıyorum ona. Çünkü o zorunlu değil artık. Ve Kant haklı. Zorunluluğunu kuramazsınız yani.
Şey de bunun farkında. Hatta ben size David Hume'dan bunu anlatırken bak Hume farkında ki fayda üzerinden ahlak bir ahlak öğretisi değil. O yüzden Hume diyordu ki ahlakta zorunluluk diye bir şey yoktur zaten. Hiçbir ahlaki eylem zorunluluk değildir. İşte bak Charles Kant böyle karşısına geliyor. Tam karşısına oturuyor. Bu işte insana yani pratik dünyada artık bitireyim ben. Çok uzattım çünkü hiç böyle beklemiyordum bu konuşmayı. Pratik dünyada, eylem dünyasında Kant'ın bene açtığı bir yani bilerek bene diyorum. Ben öznesini açtığı bir alan artık bu. Her şey bu alanda var artık. Ben kılıyorum, ben iyiyi eğiliyorum, iyiyi var kılıyorum yani. Bunu hep vurguladım. İyiyi eğiliyorum demek mevcut olan bir iyiyi eylemek değil. İyiyi bizzat yaratmak demek. Bunu yapıyorum. Bakın hatta ben bu iyiyi var kılmasam o iyiyi sahiplenemem de sorumluluk da ortadan kalkar. O yüzden Kant diyor ki sorumlulukla mülkiyet aynı şey. Birbirinin yani hangisini öncelersen diğeri onun zorunlusudur. Sorumlulukla mülkiyet. Bak demek ki ben iyiyi var kılıyor olmasam ben bir şeyden sorumlu olamam. Bir şeyden sorumlu olmasam bir şeyin mülkünün benim olduğuna yani mülkiyet hakkında da bulunmam. Ya o şeyi benim yapan şey ne? Onu benim var kılıyor olmamaz. Bak şahane bir mülkiyet teorisi çıkar buradan ha. Ya çıkmış zaten de bir daha düşünülebilir yani. Marx'lardan, Smith'lerden sonra tekrar bir mülkiyet tartışması ortaya çıkabilir. Mülkün meşruiyeti nedir ya? Kant diyor ki bak ben özgür olmasam, eylemlerin bir ahlaki yasaya tabi olmasa, ben bir iyiyi var kılamam, ben iyiyi var kılamadığımda o nesne benim olmaz. Buna aklın pratik genleşmesi diyordu. Demek ki aklım genleşmez. O zaman o ağacı benim yapan hiçbir şey yok. Dedim ve bitirdim tamam. Biraz böyle siz konuşun, biraz başka şeylerden konuşalım. Hiç böyle gitmeyecekti bu konuşma aslında. Adem ve Havva'nın yasak meyve yemesi konusunun ahlaki bir konusu yok. Ya bu tartışmada Erkan Bey, Adem de yok, Havva da yok, meyve de yok, yasak da yok.